I am streaming together with a few buddies of mine the match of RN versus DH. I know RN is spelled wrong on my stream, but you have to go and live with it. My fellow streamers today will be Samu, Hello. Kiron, Hello. And Haered. Hello. We'll be doing the stream in Turkish because this is a Turkish match. And so I give the word to my friends. Go for it, guys. Merhaba arkadaşlar. Bugün RN maçını sizlerle beraber Samu ve Haered'le beraber sunacağız. Maça geçelim bence. Şu anda gerçekten de çok heyecanlı bir maç olacağı benziyor her iki taraf için de. Bir tarafta RN'nin en iyi oyuncularıyla beraber, diğer tarafta maçta beklenmedik büyük başarılar alan GH'nin sabit ve kararlı oyuncuları. Takımların dizilişlerine girelim mi abi? Girelim. Evet. Önce RN takımını tanıtmak da başladım. Kadrosu şu şekilde. Ritter Brother, Sorrento, Raiden, Pendragon, Dr. Döner, Rüşat, Oliver Keen and Speedy Optimum. kadrosu bu şekilde RN'nin. İstersen sen de GH'nin ne söylemeniz. GH'nin kadrosu da şu şekilde. Ghost, Al Capone, Emir, Nykus, Trukos, Meranipe, Gladiator, Lighten. Her iki tarafında gayet yeterli ve iyi düzeyde oyuncuları var gerçekten de. Şu anda GH'nin görebildiğim iki atlası var galiba. Doğru muyum? Evet. Tamam, bir de sayamadım. Şu anda sağ koridora doğru RN'nin oyuncuları kaymaya başladı. GH'nin oyuncuları ise onları karşılamak yerine geri çekilmeyi tercih ediyor. Evet, Skid Octoman'dan gerçekten arkadan görünmeden çok iyi geldi. Sir Arthur da çok iyi kralladı. Evet, RN'nin atları şu anda gerçekten çok iyi iş yapıyor. Gerçekten bir hattı direkt yararak geçtiler. Çabuk belli oldu. Atların orada çok güzel sayesinde kurdular. Güzel bir takım savaşı gördük orada. RN'nin yerleri özellikle. Piyadeleri daha çok atlıları bekledi ve atlılar da gerçekten hem Ottoman'la beraber hem de Sir Arthur'la beraber direkt hattı yardı. Bence gayet atlıların orada büyük bir etkisi oldu. Tebrik her etmek lazım atlıları. Her maçının ilk skorunu BN tarafı alıyor. Bu final maçında da geleneklerini bozmadılar. Evet, şu anda görebildiğim iki atlıları ve iki adet okçuları var. Ekipman değişimini yapıyor GH kadrosu. Aynı şekilde GH kadrosu da gördüğüm kadarıyla çok büyük atlı, geri kalanları da yerde olmak üzere oynuyorlar. Benzer taktiklerle şu anda gidiyorlar. Aynı kompozisyonu aldılar aynı şekilde. GH kadrosu yine RN spawnına göre sağ tarafa doğru yöneliyor. Koridor tarafı diyelim isterseniz. Bu sefer basacağı benzemiyor ama GH. Açıkçası iki takımın da dizilişleri şu an gayet başarılı. Yani olası bir bayrak çıkışına doğru iki takım da girişleri ve çıkışları tutmuş durumdalar. Açıkçası RN'nin birazcık daha sağ tarafa baskı, yani yığma yaptığını görüyoruz açıkçası. Geçen elden sağladıkları atlı baskınından büyük ihtimal aynısını denemek isteyeceklerdir ama bu sefer GH'nin o tarafa doğru yöneleceğini sanmıyorum. Sanırım tekrardan bayrak bekliyorlar. Bayrak spam olacak birazdan. 10 saniye kadar kaldı bayrağı. Evet, bayrak çıktı. Bayrak GH'nin kendi base'inde çıktı. Gerçekten çok güzel bir onlar için büyük bir avantaj oldu şu an. Aynen. Şu anda dizilimlerini kendi istedikleri gibi yapıyorlar. Benim takımı sağ tarafta toplandılar. Topluca basacaklar sanırım. Atlıları da aynı şekilde geldi. Bir tane atlısı şimdi ortaya doğru yöneliyor. Olur ki yine otokladım yine. Anlatsın. Okçular yerlerini aldı GH tarafında. Evet. Yerleşim tam. Evet, sağ taraftan GH takımı basıyor. Evet, bir tane koltuklanmış görüyoruz ve evet, Nykus gerçekten çok iyi bir kill aldı. Çok güzel. Büyük, çok önemli bir etkeni kaldırdı Nykus ortadan. Başarılı bir koltuklanmış.
takım oyununda RNL'lerin piyadeleri üstün gelmeye çalışıyor. Evet. Kladatörden güzel bir tekme. GH'nin atlısı düştü. Evet, şu anda Raiden GH'nin ikinci atlısını da aşağıya indirerek. Şu anda GH'nin atlısı kalmadı. Şu anda GH'nin tek okçusu bir adet RBH ile savaşıyor. Burada bir kuyumlu toyu yaptıkmış artık kapışıyorlar ve... Evet, bayrak da şu anda bayrağa doğru çekildi savaş. 30 saniye. Açıkçası şu an GH tarafının biraz avantajı vardı ama Gladiator düşüyor orada. Raiden'dan ikinci kill geliyor. Çok başarılı bir şekilde iki tane kill aldı Raiden. Çok güzel oyunu görüyoruz Döner'le birlikte. Orada bayrağı temizlemeyi başarıyorlar. GH'nin tek oyuncusu koyu kalıyor. Çok güzel bir dönüş. Şu kontrollerini kaybettikleri anda kaybettiklerini evet, fark ettiniz mi? Orada çok güzel bir şey yaptı RNL takımı. Onu bir Queen'e kuleden indirip Toy'nin üzerine gönderdiler ve orada hani sahip oldukları Crossfire bir şekilde de olsa engellemeyi başarabildiler. O bence engel o, hani, sayesinde... Raiden'la Doktor Döner'in yaptığı takım oyunu çok güzeldi bayrakta. Tüm kendinden sayı üstünde olan piyade takımını alt etmeyi başarabildiler. Şahsen ben orada Raiden'ı tebrik etmek isterim. Çünkü hem piyadede çok iyi bir iş yaptı hem de okçularla da en az iki tane iyi atış gördüm ki takım oyununa çok büyük etkisi vardı bu iki atışın. Yine takımlar benzer tam pozisyonlara geçtiler. Raiden Döner'le birlikte orta piyade çıkıyor. Açıkçası... GH'nin bir türlü istediği şey yapamadığını fark etmeye başladım nedense hani. İstedikleri takım oyununu daha yapamadılar. Evet, bir türlü. Çünkü çok güzel başladılar. RNL'in piyadelerini düşürdüler ama sonra bir anda fight kendilerinin tersine döndü. Bence alanı kontrol etmiyordular. Evet, şu anda GH'ye bastırıyor. Sol koridor alan. RNL'in iki tane oyuncusunun orta kulede olduğunu görüyorum. Şu anda geri çekiliyorlar. Balkona doğru kayıyor bir tane arbeletçisi. Sanırım tüm takımları da aynı şekilde balkonda toplanıyor. Base'e çekilecekler gibi. Base'e karşılayacaklar basan takımı. Bayrak, aslına bakarsanız açı olarak güzel bir karşılama açısıyla yaptı Rene. Bayrağı da tam istediği yerde çıkmış olması avantajı. Oo, çok güzel bir atış. Raiden. İnce gördüm. Tebrikler. Evet, şu anda Pendragon'un bir tane okçuyu kilitlediğini gördüm. Dörtüm ben, çok güzel bir kez. Evet. Atlı ve piyade uyumuyla beraber takım oyununu çok rahat aldığını görüyoruz Renan'ın. Oo, orada çok kötü bir team kill geldi. Team kill oldu. GH adına kötü bir team kill. Yani ama o team kill olmasaydı çok fark edecek miydi? Açıkçası hani o da... Çok bir şey fark ettiğini sanmıyorum aslında bakalım. Sadece şanssızlık. Aslına bakarsanız GH'nin diziliminde ve taktiklerinde çok yanlış bir şey görmüyorum ama... Ama sıkıntı takım oyunda birazcık erken düşmeleri oluyor açıkçası. Hani Fatih'in tam istedikleri gibi tam bir şekilde tam kadroyla giremediler. Yani fark ettiysen birinci roundda da skill optimum arkadan gelip çok güzel bir kill almışlar açıkçası. Tam bastıkları sırada sürekli bir adet adamları düşüyor. Yani eksik başlıyorlar aslına bakarsanız. Bence eksik o. Aynen. Birazcık daha dayanmaları lazım. Evet. İlkeli 3-0 alıyor. Başarılı bir açıkçası. Er oldu RN adına. Sonova'nın da başından beri favorileriydi zaten değil mi? Favorilerinden biriydi STF'yle beraber ama GH çok sürpriz bir şekilde. STF'yle yani. Ön plana çıkmıştı, evet. Bir de GH'nin olduğu grupta, yani RN'nin olduğu grup hani dürüst olmak gerekirse daha kolay bir gruptu onlar için. Ama GH'nin bulunduğu grupta hem de Türkiye hem de STF'ye karşı büyük bir zafer kazanmaları ve finale kadar gelmeleri konkursu yenerek bence muazzam yani. Ya şu üçeli kaybetmiş olsalar bile finalde bu başarıyı göstermiş olmak önemli. Ama açıkçası şu an Rodok'un birazcık daha ben Sarınca karşı burada birazcık daha avantajlı olduğunu inanıyorum. Yani özellikle hani o piyadesi olsun, o satırın yük. Şimdi aynı şekilde atların sağlamlığı olsun.
hani orada biraz da şeyde sıkıntı vardı. YH takımı bir türlü tam bir şekilde fightlara giremediler. Sürekli bir kayıp halindeler. Yani biraz hani kaybetmenin sebebi de bu olabilir. Ama her şey daha bitmiş değil. Tabii canım, daha ilk üçer. Daha ne olacağını kimse bilemez. Ama ben şey gördüm yani, RN'nin hiçbir şekilde bastırırken zamansız saldırdığını görmedim şu ana kadar 3 el için. Daha önce oynadığım maçlarda da böyleydi. Sürekli atları tam zamanında geldiğinde, yani rakip daha ilk biraz şoku doğru atlatmadan saldırıyorlar. Evet, atlarını bekliyorlar ve atları cidden iyi şey yapıyor diyebiliriz. Eş zamanda baskın yani. Evet, sanırım her iki takım da X8'ini ayarladı. Pardon, X8'ini ayarladılar. İzleyici de bekleyen takıma baktığımda Retro Brothers, Black Tides ve ben de izleyici de bekleyen takımları bile evet, oyuncu değişikliği oldu. İki takım da hazır gözüküyor şu an. Maç ikinci yarısı birazdan başlayacak. Peki her iki takımın kilit oyuncularına baktığımızda sizce yeterli işi yaptılar mı? Yani başlıcısı Odok tarafında orada Raiden'ın yaptığı iş çok güzeldi. Aynı şekilde Döner'i de tebrik etmek lazım çünkü hani orada bayrak çıktığı zaman sonra ikinci round'dan bahsediyorum. 2 ve 3 büyük bir hani sayı üstünlüğü vardı Golden Orden ama orada çok güzel bir şekilde takım oyunu yaparak saf dışı bırakmayı başarabilir yani takımı. Kesinlikle. Mahmut sen ne düşünüyorsun? RN takımının hani ben atlarına tebrik ediyorum. Hani çok güzel hani bir paslama ve hani servis olayını gerçekleştirdiler. Hani bununla beraber hani piyadelere yol açtılar. Daha doğrusu de piyadeler çok iyi kitledi bence. Yani ya piyadeler öyle bir oyaladı ki karşı tarafı, atlıların zaten ve hani şey fark ettiyseniz Golden Orden'ın okçularını bir türlü aktif olarak kullanmadığını fark ettiniz de bilmiyorum. Benim o biraz dikkatimi çekti. Açıkçası hani özellikle o şeyin fight'ın önce düşmesi ya da ne bileyim Oliver Queen'in toy üzerine yaptığı baskı. Bir şekilde hani okçularını çok iyi bir şekilde kullanamadılar ama bu taraftan RN'ye baktığımız zaman açıkçası Raiden çatır çutur vurdu. O da çünkü birazcık daha boş kalmasından kaynaklanıyor. Aynen öyle. Bence orada biraz daha piyadelerin alan kontrolünü sağlaması. Çünkü iki tarafın okçuya kayan cidden başarılı ve yani attıklarını vuran cinsten okçular. Bence orada önemli olan pozisyon yaratabilmek açıkçası okçular için. Ben orada hem atlı hem de piyadelerin büyük başarısı olduğunu düşünüyorum RN tarafından. GH'nin orada okçularını kullanamamışsının sebebi bana kalırsa piyadeleri okçulara doğru kaydığında GH'nin piyadelere iyi tepki vermedi. Nitekim atlıları da. Mesela gördük, Nice şey aldıktan sonra, ikinci adamı aldıktan sonra tek başına odaklandı karşıdaki okçuya, Raiden'a. Raiden'da tabii bunu gördükten sonra Nice'ı arbalet okuyla indirdi. Bu yüzden hani okçulara birazcık daha önem vermesi gerektiğini, birazcık RN'nin atak tarzını karşılaması gerektiğini düşünüyorum. Bu arada ikinci üçlükte başladı. Takımların kompozisyonlarını inceleyelim. GH takımında RN'nin tamam sen GH'yi söyle. Tabii. GH'nin izlemiş şekilde Meta de Vectorus, Menalippe, Emir, Ekolon, Trikos, Gladiator, Mockingbird ve Lutyen. Şu anda GH takımı 5'te bekliyor. Benim dizilimi sanırım gördüğüm kadarıyla 2 okçu 4 yerde 2 de atlama geçiyor sanırım. Yanlış görmediysen hadi olmasın lazım. Ve orta kuleyi aldılar şu an. Bekliyorum. Evet, Lucian ve Mete atlı oynuyor şu anda. Her ikisinin de arbalet var. Arbalet değişimleri yapmışlar.
RN takımında Relax ve Ottoman şu anda atlı olanlar. RN'nin atlıları gerçekten de hani elit atlılar şu anda görebildiğim. Atları konusunda yine bir avantaj bekliyoruz RN'den. O yüzden ben açıkta oynayacaklarını düşünüyorum ben RN takımının. İki atlıya daha çok yer açmak için. Sana orta plan çıkmasını bekliyor birazcık daha dozma orta plan ama şu an bayrağa doğru yöneldiler. Aynı şekilde RN tarafı da orta plan çıkıp bayrağa doğru ilerlemekte. Şu an bayrağı yerleştirdiler. Şu an iki tane atlı GH'nin atlısını kovalıyordu. Açıkçası Mete'yi kovaladılar. Mete kaçmaya başardı. Şu an ama... ortadan bir bitirme görüyoruz sol tarafa doğru. Evet, Raiden'ın oradan kötü bir team kill'i geldi. Team kill, evet. Kürşat'tan evet. Çok güzel bir atlı tuttu. Orayı çıkartıyor, bütünlüğü gördü. Oliver Kuz'dan güzel bir headshot görüyoruz. Yine erken düşmeler oldu, fark evet. Ettiniz mi daha basmadan? Dediğim noktaya geliyor, hani tam olarak teamfight'ta etkin bir şekilde giremiyor esinlikleri gibi. Pozisyonları çok güzel ama hani sürekli bir eksik düşmeleri onların kaybetmesine geçiyor. Şu an Pendragon'ın menelik arasında bir duello oldu, kalkan duellosu. Her iki tarafta galip gelemeyince yardım çağırdılar ama tabii o ki çok Raiden olan taraf... düşüyor Optimum. Raiden düşüyor. Evet, şu anda numara olarak 5-2 bayrak savaşını RN kazandı diyebiliriz. Gain'in sonuncu cycle'ı. Yani yapabileceği bir şey yok zaten o saatten sonra. Daha doğrusu iki kişi daha savaş başlamadan öldüğü için hani... ilk roundda yani ilk spawn'da yaşanan şeyleri tekrar yaşadıklarını fark ediyoruz. Hani dediğim gibi erken düşmeler tam olarak istedikleri performans alanlarını sağlamıyor. Ancak Ren'in okçularının ve atlılarının bu konuda gerçekten iyi iş yaptığını söylemek yani. Çünkü açıkta kalırlar fark ettiğiniz gibi. Yani orada piyadeler çok güzel iş yapıp Oliver Queen'i çok güzel bir açı yarattılar. Sıvar Reyna takımı sol taraftan ittirmeye denedi. Koordinatı yani ittirmeye devam ediyorlar şu an. Raiden'dan bir atış. O kalkana geliyor. Şu an her iki takım da bayrak bekleme yönelik oynuyor. Bayrak orta savaşları devam edilmiş daha modeli bir zaman. Soy orta planetik aslında. Sağdaki bayrağı oynamak istiyorlar iki takımda şu an. Özellikle bayrağın sağda çıkacağını düşünerek güzel bir pozisyon aldılar. Ya aslına bakarsanız şu anda GH'nin şeyi her iki bayrak alanına da hakim yani. Açıkçası hem sağda ortada çıkacak olan bayrak hem de markette çıkacak olan bayrağa karşı çabuk manevra kabiliyetleri var. RN'nin de aynı şekilde böyle bir hakimiyet kurmak istediğini görüyoruz. Hem kendi base'lerine çıkacak hem de ortada bayrak çıkacak bayrak karşı. Bu durumda RN'e daha avantaj geldi mesela. Hem karşılama avantajlarına sahip olacaktı. Goldnor takımı sağ tarafını bitiriyorlar. GH takımını ikiye ayırmış durumda. Ortadan ve evet, sağdan geliyorlar. Evet, orada Toy ile Venipi'ye bastığını görüyoruz. Yardıları aynı şekilde oturuyor. Dediğim gibi takımdan ayırdıkları için evet, az olan tarafa bir anda baskı uygulayın. Sen ne diyorsun Mahmut? O Mete orada çok kötü yakalandı ama kaçmayı başarabiliyor. Emir düşüyor. Atlıların artık gelmesi lazımdı. Lütyan düştü. Oliver ve Raiden'ın şu an çok güzel açıları var ve sürekli sarıyorlar açıkçası. Hani Golden Orb'un burada eksik olduğunu görebiliyoruz. Yine aynı şekilde Oliver için koyu çizmeye gitti. Evet. Bu sefer hani şunu söylemek isterim yani taktiksel olarak çok iyi farkında oldu takımların nereden geldiğinin dair. Çünkü o sırada aldığı istihbarat doğrusunda orada yalnız olduklarını fark ettikleri an eritime yönelik oynadılar ve gerçekten de başarılıydı. Burada GH'nin aslına bakarsanız takımı dağıtarak hata yaptığını söyleyebiliriz. Çünkü hem size karşı olan baskın bir taraf var hem de takımı ayırıp zaten hani
düşük olan takım oyun şansı. Siz daha da düşürüyorsunuz. Zaten başından beri söylediğimiz gibi eksik düştükleri için sürekli kaybediyorlar. Bu sefer de kendi elleriyle aslında bakarsanız adamlarını vermiş oldular. O konuda bir eksiklik oldu. Aslına bakarsanız çaprazı almak isterler büyük ihtimal. Bayra. DNA takımının bu sefer orta koyudan düşman base'e doğru gidiyoruz. Balkondalar şu an. Şu an iki tarafta pozisyon olarak tam tersi şekilde konuşlanmış olarak gözüküyor bu göre. Bilmiyorum açıkçası şu an RNA takımın base skorunda bir avantaj elde ettiler. İlk haritadan. Golden Horde'un acilen bir comeback atması lazım. Kesinlikle. Yani daha kötüye de gitmeden. Çünkü oynanacak mapler birazcık daha, nasıl diyeyim? Birazcık daha aslına bakarsanız RN'nin avantajını olacak haritalar bunlar. Yani öyle düşünüyorum. Çünkü bildiğiniz gibi RN turnuvanın başından beri liman diyor ne kadar nehrin yanındaki tarlada sürekli iki maç attılar diye biliyorum sana. Yanlış hatırlamıyorsam iki maç yaptılar ve yani bu ciddi anlamda bildikleri ve iyi kullanabildikleri bir harita. Yani orada bir kayıp vermeden alırlarsa eğer bu Golden Horse'un çok kötü olurdu. Çünkü ciddi anlamda Miriam'ın tarlasında başarılılar. Zaten atlılarına da görüyoruz gerçekten. Tabii canım, evet. Atlıları da başarılı atlılar. Her şeyden önce atlılarını kullanmayı bilen piyadeler de var. Okçuları da var yani. Bu tamamıyla takım bütünleşmiş bir anlamda. Ama Golden Horse hala bizi şaşırtabilir. Ben bekliyorum. Relax'tan güzel bir koltuk geldi Mete'ye. Kalkanı patladı şu an. Mete şu an kalkansız oynuyor. Oo, evet, Relax. Evet, Relax atı düştü. Enex. Relax çok yükseldi. RN takımın acilen bayrağı basması lazım yoksa güzel gitti daha kötü olabilir. Ayrıca bayağı bir kişi yükseldi. Eksik oldu. Bir atlı eksikler. Bayrak tepede. Golden Horde ele alıyor mu? Evet, bayrakta gerçekten başarılı bir okçu. Ciddi anlamda. Piyade kompozisyonu oldu. Orada bayrak bayağı bir yakında. Orada çok güzel bir kill görüyoruz Turkos'tan. Echelon ve Turkos'tan. Takımın iki önemli kilit oyuncularından. Turkos'tan güzel bir headshot. Evet, orada atlıyor. Evet, bir tane daha atlısı düştü. Takımın Raiden'den güzel bir headshot. Şu an Golden Horde takımının 20 saniye bayrakta dayanması lazım. Gelmek için. Ama gitince bayraktan uzaklaşıyorlar şu an. Ve oyuncuları düşüyor. Piyadeleri gerçekten de iyi ittiriyor ve okçulara da çok destek veriyor. Zor durumda olmalarına rağmen. Birazcık da Saranip tarafının zırhlandığını görüyoruz. Açıkçası bu avantajları da var. İki turdan gelen parayla zırhlarını arttırıp piyade savaşının üstünlük sağladılar açıkçası. Bilmiyorum hani bu Rene için çok güzel bir avantaj olurken Golden Horde için büyük bir sıkıntı. Golden Horde'un acilen toparlanması lazım gerçekten. Ki oyuncu olarak aslında bakarsanız Rainer'ın çok çok gerisinde olmayan bir kadroya sahipler. Evet, ikisinin de kadroları çok güzel. İkisinin de çok iyi oyuncuları var. Ancak Rene okçularına zor durumda bile iyi atış yapabildiklerini gördüm daha demin. Yani aslına bakarsanız çok rahat değillerdi son bayrakta. Buna rağmen karar verici atışlar yaptılar yani elin gidişatına dair. Onu, bir diğer yandan aslına bakarsanız Golden Horde'un son bayrak savaşında bir avantajı vardı. Yani atlı konusunda zaten bir eksik kişi gelmişti Ren'e. Relaksiyon önceden düşünmüşlerdi ama hani bu üstünlüğü kullanamadılar sanırım. Tek atıyla da gayet iyi bir iş yaptı Ren'e. Ki bayrak savaşında da galiba Ottoman'ın da atı düştü. Şimdi sırada Golden Horde'un pikleri, Castle'ın haritası var. Umuyoruz burada geri dönüş atabilirler yoksa işte ciddi anlamda çıkmaza doğru gidecek. Mahmut senin geçen altılık konusundaki fikirlerin ve GH'nin eksikleri nelerdi, RN neleri iyi yaptı ki 6-0'lık gerçekten de büyük bir avantaj sağladı. Maç daha bitmiş değil.
ama gerçekten de maçın başı için büyük bir avantaj yani. Geri dönebilirler. Hala bir şansları var. GH'nin atlarından bahsetmek istiyorum biraz önceki elde. GH'nin atları hani piyadesine göre servis yapıyor ama piyadesi bazen hani o servisi değerlendiremiyor. Yani hani çarptığında adamı önüne doğru servis yaptığı zaman hani tam böyle ya kaçırıyor ya da hani tam değerlendiremiyor. RN piyadeleri onu kilitliyor veyahut da okçusu direkt devreye giriyor. Yani burada gördüğümüz şu ki RN okçuları cidden çok güzel izliyor. Hani şu şekilde piyadelere her açık gördüğünde yapıştırıyor oku. Golden Horde okçularına gelirsek eğer hani genellikle onları direkt çapraz alıp kilitliyorlar. Veyahut da hani bir piyade onlara gidip Golden Horde okçusunu kilitliyor veyahut da meşgul ediyor. Hani buradan da kas kuvveti yani okçulara genel tabirle dediğimiz gibi hani kas gücünü bir nevi GH'nin kesmiş oluyorlar. Ve bu şekilde de piyade savaşını daha iyi hani kazan yani daha iyi elde avantaj elde etmiş oluyorlar yani. Gerçekten okçuların çok fazla kilitlendiği doğru. Hem atlılar çok iyi fırsatını bulduğunda bu sanırım takım içi iletişimle de alakalı çünkü dediğin ya kas gücünü direkt yaratıyorlar. Hani RN'nin şöyle bir reaksiyon verdiğini görüyoruz okçularına doğru odaklanıldığında. Piyadeler piyade savaşını gerekirse bırakıp, gerekirse atlılar piyade savaşını bırakıp direkt okçuya yardıma gidebiliyor. Yalnız ben bunu GH'de görmedim. GH'de birazcık daha piyadeye karşı piyade savaşı çok ön planlı gibi gözüküyor. Bu sebepten dolayı da okçuları es geçebiliyorlar. Kendi okçularını korumayı es geçebiliyorlar. Atlıları da tek başına ya okçuya gittiği ya da arkadan dolaşmaya çalıştığı için Ren'in okçuları da rahat ve açıkta olabildiği için iş yapamıyor. Bunun aslında birazcık piyade savaşında veyahut da takım savaşında daha genel adıyla konulduğunda GH'nin mantık yapısından dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Yine de dediğim gibi piyade savaşında üstünlük sağlamalarına rağmen son dakikalarda yine okçu ve atlıların desteğiyle kaybedebildiler. İki takım da hazır gözüküyor şu an. Yani abi biraz gerçekten de hani ilginç bir maç oluyor beklentinin dışında. RN'nin bu ufakla açıkçası alacağını düşünmüyordum ben. Ben açıkçası Golden Horde'un birazcık da hani piyade savaşlarına daha uzun dayanabileceğini düşünüyordum. Orada biraz hani dediğim gibi tam istedikleri şeyi alamadılar. Tabii umarım bu seçtikleri atada istedikleri taktikleri güzel bir şekilde uygulayıp bahsi kurabilirler. Yoksa ciddi anlamda hani bu RN'in yakaladığı avantajla yeni yanındaki tarlada da yakaladığı avantajla yani yakalarsa yani başka bir avantaj. Yani çok zor olacak Golden Horde için maçı kazanmak. RN takımının burada 3 harmonitri oynattığını görüyoruz. Aynı şekilde 2 atlı 3 piyade olarak kompozisyon edilmişler. Dediğim gibi okçularından gelen rahatlıkla piyadeleri artık azaltabiliyorlar. Geçen seferki kompozisyonlarında 2 harmonitriydi. Yani bu da demek oluyor ki piyade savaşlarında zaten istedikleri rahatlığı elde ettiler. GH'nin birazcık daha okçuları kitleme odaklı oynaması lazım. Valorant haritasına göre hani daha açık bir harita diye kabul edebiliriz çünkü hani hani bayrak spamla birbirinden acayip aynı yerlerde ve hani çok fazla açık alan var. Atlıları iyi kullanmanıza, crossfire'ı iyi almanıza, piyade savaşlarında iyi atlı tutabilmenize bu cidden çok önemli bir şey. Çünkü çoğu zaman Ren'in atları arkadan girip o kadar rahat bir şekilde Golden Horde'un piyadelerine vurabildiler ki. Ama mesela Ren'e tarafına işe baktığımız zaman mutlaka bir en azından bir mızraklı piyade oynatıyorlar. Yani bu çok önemli bir şey piyade savaşlarında özellikle. Yalnız bir tutuklanmış yemek aslına bakarsanız piyadenin hatasıdır yani. Yani ben de onu söylemeyeceğim. Daha teamfight başlamadan. Bir mızraklı piyade ihtiyaçları var açıkçası. Hani yeni bir oynayan. Çünkü hani hiçbir piyadenin ben açıkçası mızrak göremedim şu an. Yani ben gözümden kaçmış olabilir açıkçası. Yanlışım varsa düzeltin ama. Ben de göremedim. Fark ettiyseniz sürekli hani eksik olan hani Golden Horde piyadeleri ya arkadan bir koltukla ya da arkadan yaklaşık hani bir reyni atlasa sürekli ölüyorlar. Sürekli ölüyorlar. Hani bu onların yani, için bir kayıp açıkçası. Büyük ihtimal ellerinde mızrak var. Lakin bu mızrağı etkin kullanmadıkları bariz.
Yani daha etkin kullanmaları, daha doğrusu atlıları ekart etmeleri lazım. Şu ana kadar evet. Raiden'dan bunu gördüm. Çok güzel bir headshot attı. Bu şekilde takımı erken eritiyor. Çok başarılı. Evet, Emir Memelenipe'nin şu anda bayrağa doğru kaydığını görüyoruz GH takımında. Evet, iki atla çarpmıştı. Evet, relax düşüyor. Başarılı bir... Sen de demek istediğim şey şu, bir piyadenin hani o atını durdurması lazım, yoksa o atla sizin piyadenizi biçer yani. Yani bu... Evet, şu anda GH Emir topçu kitlemeyi oynadı. Orada kısa bir timkin görürüz. Aynı şekilde Bendeton'dan çok güzel bir headshot geldi. Parantez oldu. Parantezle bir tane atlı ekart ediyor. Gerçekten sanki sesimizi duymuş gibiler. Atlılar şu anda birbiri düşüyor. Şu an 4-3 bir üstünlüğü var. Pardon, 5-4 bir üstünlüğü var. Orada ikiler adı adına geliyor. Dozunot şu an üstün durumda. Sonra atlan indi. İndi. Oo. Kazandı. BRN'e elini kazanıyor. İşte güzel dayandılar diyebilirim. Zamanı oynadılar, bayrağı göre oynadılar ve kazandılar. Evet. Gerçekten de başarılıydı. Bayrağı göre kazanmaları üstelik hem kaybettikleri bir takım oyununda. Gerçekten de yani ince tereyağından kıl çeker gibi aldılar eli yani çok. Açıkçası iki tarafın da ciddi anlamda iki tarafın da kadrosu çok iyi. Hani başarılı oyuncuları var. Hani bir seviyeden sonra önemli olan şey şu noktaya geliyor. Hani sizin ne kadar dayanabildiğinizde piyade savaşında. Okçularınızı ne kadar koruyabildiğiniz. Yani atlılarınız hani o Mahmut'un dediği servis olayı. Atlının sana gelip yardıma geldiğinde onu nasıl değerlendirebildiğine bakıyor. Çünkü ciddi anlamda iki tarafın da oyuncuları başarılı var. Ama burada hani Ren'in az önce gördüğümüz gibi hani piyade savaşına dayanabilme özelliğini gördük. Orada bayrağı oynadılar ve bayrakta dayanan piyadeleri sayesinde ele almayı başarabildiler. Kısaca istediklerini alabiliyorlar yani. Ama hani ben Golden birazcık daha açıkçası öbür öteye göre çok daha iyi bir iş yaptığını fark ettim. Yani çok daha iyi kullandılar. O, orada bir... Ve yine erken bir... Erkenden bir Ghost yine düşüyor. İkidir Ghost'un erken düşüşü Hazor durumda bırakıyor. Şu anda 7 oyuncusu var GH'nin sağda. Bu erken düşmeler dediğim gibi bilmiyorum. Erken düşmeler aslına bakarsanız GH'nin yenilgisinin birazcık üstüydü. Mesela bir kişi olsalardı belki bayrağı oynarlarken arkadan vuracaktı o kişi. Bu çok tabii ki de biraz aslına bakarsanız öngörü ama bayrak. Yine de bir kişinin önemi çok büyük. Goldlord'un orada bayrak mı bastığını görüyoruz. Orada küçük yerde savaşı var. Orada Bendet evet, anda... dönüşüyor. Ve Emir düşüyor. Emir düştü. Jet piyadeleri E'nin. Arthur'un üstünü görüyoruz. Böyle. İki atlı da şu anda gayet... Abi tekrar atlama bilmiyor. Güzel Ama servis yaptılar. Takım oyununa. Ben de dedim ya. Oo, orada güzel bir headshot. Güzel bir headshot. Soya güzel attı gerçekten. Headshot. Orada gladiator düştü. Tabii gitti. Rene'nin piyadeleri atlının yarattığı kargaşadan gerçekten iyi faydalanıyor. Yani dediğim gibi hani o atlı istediğin o şeyleri cidden başarılı. Orada Pendragon'un açısı iki tane atlı tuttuğunu gördüm. Yani başarılı bir şekilde. Kazanan şu anda sadece iki kayıp vererek eli kazanıyor Rene. Bu sefer bayrağı beklemek istemedi ve direkt daha doğrusu bayrağa giderken GH tarafından önü kesildi büyük ihtimal gördüğüm kadarıyla. Ve yine istediklerini aldılar. Öldürmeye oynadılar, öldürdüler. Bayrağı almaya odaklandıklarında da dayandılar yani. Olay tamamıyla bundan ibaret. Şu anda durum 8-0. Ve artıyan RN piyadeleri biraz daha zırhlandı. GH için biraz daha kötü olacak. Açıkçası GH'nin birazcık daha farklı taktiklerden burada sadece 2 yani. Round'a ihtiyacı olduğunu görüyoruz. O hani ilk map'ten yakaladıkları 6-0 bir avantaj sayesinde şu an durum 8-0'a getirdiler. İhtiyacı olan sadece 2 round kaldı. Golden Orb'un acilen bir şeyler yapması lazım ki maçı kaybetmesin.
iki tarafın da yerleştiğini görüyorum dedim. Aslına bakarsanız iki eldir oyunun işi daha zor oldu çünkü Ghost okçu olarak oynuyor ve tek okçu olarak hani ikili almak çok zordur. Geçen elde gayet güzel bir headshot attı yani. Düşünerek cidden Anatolia sıkıntına yaraştı, yarattı. Sonra bayrak ortada spam oldu. Şu anda Emir'in elinde bir tane mızrak görüyorum. Ghost balkonuna doğru geçti. Oradan atış yapmaya çalışacak büyük ihtimal. Toyda Ocak'ta. V'nin orada çok güzel bir crossfire aldığını görürüz. Sağlı ve sollu olmak şekilde. Bu yüzden Golden Orb piyadeleri ilerleyemiyorlar. Kaldılar. V'nin bunu iyi değerlendiriyor. Birçok avantajını cidden değerlendiriyorlar şu an. Gördüğünüz gibi Golden Orb'un piyadeleri ilerleyemiyor ve oradan V'nin güzel bir headshot oldu. Açıyı gördükleri an zaten V'nin okçularının affetmediğini söyleyebiliriz yani. Şu anda Bendetto da oyuna girdi. Oradan. Yabancı oyunculardan. O orada kadar çalışıyor, beni çalışıyor. Böyle bir headshot daha. Yani dediğim gibi o şu anda o 3 okçu avantajını çok güzel bir şekilde kullanıyor. Beni takımı. Aslında GH'nin 2 okçusunun da Adem'in aynı yerde olduğunu gördüm. Birazcık da bayrak istemek bir saate çıkıyor diyebiliriz. Yani bu anla kitlek dediğimiz olarak çıkıyor. Yalnız Renen'in diziliminin genellikle bayrak hakimiyeti üzerine olduğuna da dikkat çekmek lazım. Yani daha doğrusu Renen zaten istemediği yerde durmuyor. Dikkat ettiğiniz mi bilmiyorum yani. Renen'in genellikle dizildiği bayrak şekli en az iki bayrak kontrolüne rahatça gidebilecek şekilde. O sebepten ötürü birazcık da dizilimin de önemi vardı GH için. Bu oyunda 3-0 alıyor Rene. Golden Orb'un kazanmak için sadece bir round'a ihtiyacı kaldı. Büyük ihtimalle maç hani eğer alırlarsa bir round uzamayabilir. Yalnız bu elden sonra GH geri dönerse gerçekten değil sadece evet, bir maç hani olacak. Evet, yani ciddi yılın maçı olabilir. Evet. Hoş da olabilir yani. Düşünsenize yani bir anda geri dönüyorlar. İğrenceli olur. Beklenebilir yani her şey şu an kesin değil. Golden Orb bunu yapabilecek potansiyelde bir takım. Yapabilir, isterlerse yapabilirler. Daha dikkatli, daha birbirlerini kollayarak mı desem? Hani o hani erken düşmeler olmadan tam dediğim gibi o performansa tam potansiyele girdikleri zaman bunu başarabilirler isterlerse. Yani. Ama şu an hani işler DN tarafından çok daha hani avantajlı. Çünkü ilk map'te aldıkları avantaj çok büyük. O 6-0'lık avantaj. Yani az önce de aldıkları 3-0'lık avantajla birlikte. Tek bir anda ihtiyaçları kaldı yani Max'in. Şu an her iki takımın da 8'ini seçtiğini görüyoruz. Beyler genel olarak... Evet. Evet 9-0. Yani tek bir anda ihtiyacı var. Aslına bakarsanız olursa geri dönüş olmayacak çünkü beraberliği en fazla oynayabilir artık şu saatten sonra. Evet. Peki beyler genel olarak turnuvayı nasıl değerlendirdiniz? Hepimiz galiba oynadık şeyde turnuvada. Evet turnuvada oynadık. Sizin güzel bir turnuvaydı. Ya yani, yazı güzel geçirdik bence ya. Evet. Yani, bunu da hani turnuva yaptığı için Belendor'a ve hani admin ekibine de teşekkür ederim. Bizden yani. Teşekkür ediyoruz yani. Evet. Herkes özveriyle çalışsa diyebilirim. Güzel bir turnuvaydı. Ya, tabii ki de eksikleri vardı hani şeyleri vardı ama ben hani şu şekilde değerlendirdim. Açıkçası, turnuva açıkçası pardon. Benim beklediğim gibi monoton geçmedi. Önemli olan buydu bence bir Türk turnuvasında yani turnuva bir şekilde genellikle Türk turnuvalarında olur ya beyler hani. Bir takım çekilir hani beklenen takım şampiyon olur sağlam kalan takım şampiyon olur hani bizi, bedavaya olur hata bazen. Ne yalan söyleyeyim ciddi anlamda çok şaşırdım hani o Golden Orb'un biliyorsun hani çok kısa bir zamanda toplandı yazın. Yazın tekrar toplandı çünkü çok uzun zamandır kapalıydılar ve tekrar toplanıp güzel işler çıkarmaları cidden başarı yani. Ki zaten şu an bile olsa birincilik olmasa bile ikinciliği garantilemiştir bana. Bu da güzel bir başarı açıkçası.
Kesinlikle öyle. Çünkü şöyle bir şey var. Turnuva başladığında herkesin bir favorisi vardı. Kiminin evet, yani tepeydi. Kiminin ki zaten Reyna başından bir şeydi. Kiminin The Turk'tü hatta. The Turk de turnuvanın favorilerinden biri oldu. Ama GH'ni herkesin ilk gördüğü andan itibaren birçok arkadaşımdan aldım diyor. Ama finale kadar geleceğini hiç kimse düşünmüyor. İhtimal verdiklerini söylemiyorum. Ama yine de hani çok büyük ihtimaller doğrultusunda olmadı. GH öyle bir sağlamlılık gösterdi ki finale çıkarak. Yani ben açıkçası hani tebrik ediyorum daha şimdiden. Ciddi anlamda Golden Horde takımı da güzel bir oyun. Hani turna boyunca sahaya koydular. Açıkçası bugün birazcık daha hani nasıl diyeyim, setleri performans yakalayamadılar gibi mi geliyor sanırım. Yani çünkü turnuva boyunca böyle değillerdi ama sanırım herhalde belki ciddi onların da final heyecanından. Belki de bilmiyoruz. Ya Mahmut düşünsene yani sen final heyecanlanırsın böyle. Bilmiyorum, öyle hissediyorum açıkçası. Sen ne düşünüyorsun Mahmut? Finale çıksak hepimiz böyle heyecanlandık tabii herhalde. Yani heyecan faktörü tabii ki abi. Hani olmazsa olmazlardan yani. Şimdi ki hani her şey daha bitmişti. Yani şimdi Golden Horde'dan çok güzel bir comeback görebiliriz. Belki hepimizi şaşırtabilirler. Turnuvada yaptıkları gibi. Hepimizi şaşırtıp geri hani beraberliğe bile oynayabilirler ama ciddi anlamda hani Golden Horde'un o yakaladığı avantajdan sonra biraz zor gözüküyor ama hala imkansız değil. Çünkü Golden Horde'un yapabilecek potansiyelde bir takım. Golden Horde'un takım oyunu şu ana kadar gösterdiği takım oyunu. Ciddi anlamda hani karşısına çıkmış olarak gibi söylüyorum yani hepimiz çıktık değil mi yani Golden Horde'un karşısına. Berkan belki sen o maça katılmamıştın. Evet. Ben o sete maçında yoktum açıkçası. Ama ciddi anlamda hani dediğim gibi hani böyle setleri performans tam verememişler gibiler. Hani tam hani ortaya koymasadır oyun bu değil ama hani bilmiyorum açıkçası hani biraz şanssızlık mı desek bunu diyebiliriz. Biraz da heyecan olabilir belki. Nitekim Rene'nin her zamanki oyunuyla gördüğünüz sanırım tecrübenin de şeyi biraz buradan evet, çıkıyor. Rene daha tecrübeli bir takım. Yani köklü final maçlarına çıkmak konusunda. Dediğim gibi Golden Horde uzun süredir kapalı olan bir takım. Yani tekrardan toparlandı. Açıkçası turnuvada çok güzel işler başardılar. Ki yani her şeyi geçtim. Maçı kaybetmiş, yani kaybetmediler daha. Kaybetmiş bile olsalar bile ikinci her iki takım da kaybetmedi. Maç, her iki takım da maç kaybetmeden finale geldi. Şu an oyuncaklarına bir acayip kırdık. Rene ve Golden Horde. Açıkçası. Yani bir round daha verirlerse birinciliği kaptırmış olurlar. En azından güzel bir yeni olması için daha fazla el almalarını bekliyoruz Golden Map takımından. Şu ana kadar gerçekten her ne kadar sonuç bu kadar şey olsa yine de koydukları gerektiğinde koydukları takım oyunu çok da fena değildi. Sadece erken ölümler yanlış açılardan dolayı birazcık aslına bakarsanız skoru bu yöne geldi. Ben çok bireyselden kaybettiklerini düşünmüyorum. Açıkçası hani potansiyel olarak ve yetenek açısından iki takımın da oyuncuların cidden başarılı olduğuna, yani çoğuyla oynamışım böyle. Yani oynamışızdır, hepimiz oynamışızdır çoğuyla karşı ve beraber. Hani başarılı olduklarını biliyorum. Hani dediğim gibi o takım oyununu hani yapma potansiyeline sahip olduğu takım oyununu yapamadılar bir türlü nedense. Ve burada da eksikleri orada kaldı. Hani o dediğim gibi erken düşmeler. Belki şanssız o bayraklar açıkçası. Ve bu haritanın son üçlüğü başlıyor. Evet. Golden Horde'un tatlı kar belirtisi. Geri kalanlar da yerden yükselip konuluzasyonu var. Aynı şekilde Rene'nin de 3 atlı. O Rene 3 okçu. 3 okçu. Evet 3 okçu. Çok çok. 3 okçu 3 atlı 2 piyada. Daha az piyadaya gitti Rene şaşırtıcı olarak. Ama hani dediğim gibi orada hani yakaladıkları Kills Vade tarafında 3 harbi etki oynattılar. Hani o Crossfire'ı iyi değerlendirmeye bakıyorlar biraz. Hani bayraklarda fark ettiyseniz direkt bayrağa basmıyorlar. Etrafını bayrağı yayıyorlar ve evet, gerçekten güzel yapıyorlar. Crossfire alıyorlar hani. O, peki geçen yani el şey GH... Çok önemli. Valorant haritasında GH aynı şeyi denedi mesela. Hani... Denedi ama şu sıkıntı vardı. Hani açıkçası çok açıkta kaldı Golden Horde'un okçuları. Hani ben çoğu zaman şeyi gördüm. Rene'nin bir piyadesini ya da bir okçusunu gidip Golden Horde'un okçularını kilitlediğini gördüm aynı şekilde. Ve özellikle o erken düşmeler dediğimiz olaylar, takımı geriye düşen olaylar çok sık yaşandığı için biraz da Golden Horde'un istediği crossfire'ı yakalayamadı. Ki ciddi anlamda iki tarafında hani okçu oynayan oyuncuları ciddi anlamda başarılar attıklarını bulan bir listeler.
Ve bu birazcık da olay şeye bakıyor bize sonra. Yani nasıl bir pozisyon aldınız? Oo orada Ghost'tan. Ghost'tan güzel bir. Ghost bu sefer geçen ellerin intikamını aldılar. Böyle Lucian'dan şekilde. Çok güzel bir koltuk görüyoruz. Geçen elden de intikamını almaya başladılar ve Oliver Queen bir adet atlıyı düşürüyor. Nice. Sesi orada güzel bir şanssız bir ölüm oldu Yete için. Çünkü altlı piyadeden daha önemli aslında bakarsanız oyun içinde. Bir adet piyadeden daha önemli şu anda. Orada Raiden'ın yalnız başına iş yaptığını görüyoruz. Raiden şu an geriye çıktı, atlılar geliyor. Raiden tek başına. Raiden biraz tek başına kaldı ama Ren'in o tarafa yardım etmesi. Evet, abi. Ekstra o tarafa döndü. Raiden şu anda piyade olarak dayanmaya çalışıyor. Evet. Orada öyle bir headshot. Oralarını kullanarak ultimayı başarıyorlar. Tek bir kişi gördüğünüz gibi yardımın direkt oluyor. Yani bir kişiye tek başına yardıma gittiyse bayrağı boş verip gittiler, dikkat ettiğinizi bilmiyorum. Ve hani GH'de şimdi bayrağı boş verip o tarafa yönelmeye çalıştı. Aslında bu bayrağı gitseler belki bir üstünlük sağlayabilirlerdi. Şu an 4-4 bir üstünlük var. Sadece 2 kişiler bayrakta. Bir kişi. Ama Rene'nin bir piyadesi var. Evet. O orada evet, atlısını düşürüyor. Başarılı bir... Tek atlı kaldılar. Gladiatör'ün böyle koltuk uçan gankoş vuruşu dedikleri bir şey vardı acaba bu mu merak ediyorum. Şu anda gladiatörün düşmemesi lazım. Evet. Gladiatör'ün bayrağı çekilmesi lazım. Gladiatör düşerse çok büyük sıkıntı yaşayacak. Ve bir adet atlı da aslında gladiatörü. Orada çok gladiatör takım oynuyor. Servis işte bu, budur. Evet. Golden Lord round'u almayı başarabilecek sanırım bir ihtimalle çünkü sayı avantajları var. Orada Sir Arthur'un atı düşüyor. Aynı şey. Çok daha büyük bir farkla alabilirdi aslında ama gerçekten yine de iyi iş çıkardı burada. O bize Ghost şaşırtmayı başardı bu sefer. Erken düştü. Bu sefer... Bu sefer Ghost'un gerçekten de büyük bir katkısı oldu hele yani. No, Sorakır bu sefer şey yapmaya başardı bu arada. Erken düşürdü açıkçası. Tam da o olay oldu. Yani Golden orada geri düşen işte olay buydu. Aynı şekilde Reyne'yi de geri düşen. Aynı şekilde Gladiator'u da tebrik etmek lazım. Aynen, o elde iyi dayandı. Ben orada ya... Sanırım Lucian'ın yaptığı servis olması lazım. Böyle güzel değerlendirme açıkçası. Yine de Toy'nin yaptığı orada Toy ve yanında kim var evet. Tam hatırlayamadım. Orada hareket riskiydi gereksiz. Bir yandan da hani iyi bir nasıl diyeyim hayatta kalma potansiyeli gösterdi. Hani o piyade dediğin, senin dediğin olay açıkçası. Yani o aklın hemen desteğe gelmesi. Bir yanda dezavantaj olan durumu avantaja çevirip durumu iyi değerlendirmeyi başarabildiler açıkçası. Peki GH'nin atlıları niye orada şey yapamadı ben onu düşünüyorum. Ben orada şeyi oradan... Evet, Toy'u bu sefer. Güzel bir bu sefer GH çeviriyor yalnız. Dikkat ettiğiniz evet. Mi? Tam bizim söylediğimiz gibi. Erken sanırım elleri bu sefer şey GH oluyor. Sanırım atlıyı düşürmeyi başarabildi. Oradan güzel bir headshot gördü Toy'da. Evet. Sir Arthur'u düşürdü. Bu sefer geriye düşen takım. Ve ne oluyor? Tabii ki de her şey bayrak savaşında belli olacak da. İşte hani bunun değerlendirmesi lazım Golden Lord takımın o sayı avantajını. Bir oyuncu bile çoğu şeyi değiştirebilir açıkçası. Yani hani... Golden Lord için şu an kilise tarafında çıktı bayrak. Golden Lord için biraz avantajsız diyebilir miyiz? Evet çünkü... Aslan bir Lucian bu sefer nice sayı düşürdü. Güzel bir... Lucian'ın galiba ikinci erken şeyi bu şey... Evet sanırım az önce başlamadan. Az önceki round da yaptı. Gerçekten başarılı aslında bakarsanız erken durumlarda. GH'ye çok büyük avantaj sağladı. Bayrağa gittiğini görüyoruz şu an. Bayrağı çevirebilirler. Golden Lord takımı sanırım 2 piyadeye döndü yanlış görmüyorsam. Ve Mete'nin atı yiydi şu an. 2 okçu, evet. 2 okçuya döndüler yanlış görmüyorsam. Yalnız Golden Lord erken davranmazsa yine bayrak yükselmesinden dolayı evet. Kaybedecekler hele. Çok sonra birazcık daha temkinli davranın etrafını sıra. Direkt bayrağa gitmek yerine Noel Rainey'nin yaptığı crossfire'dan birazcık daha uzun atmak için aslına bakarsanız daha mantıklı bir hareket. Evet, ama tabii ki de biraz çabuk olmaları lazım. Orada bana kalırsa oraya bir atlı gelseydi çabuk. Black Tide'ı durduruyorlar. Ooo. Orada yani, çok güzel bir koltuk aldı. Kolonel durdurdular. Mesela güzel, ooo Raiden'dan Raiden'e bir headshot. Bir adet okçusu daha düşüyor. Parantez oluyor ki. Parantez orada öldürmeye bakıyor.
Heyecanlı bir el olmaya başladı ya. Raiden çok serbest şu an. Oo derken Toy'dan güzel bir atış görüyoruz. Şu anda... Koran'dan güzel bir koltuk. Yalnız şu an bayrakta anda... ölmemesi lazım yoksa ciddi anlamadan da kaybedebilirler. Aaa emir düşüyor. Çok şanssız Ghost'un, bir düşüş oldu. Blok kaçırdı galiba. Ghost'un öldürmesi lazım. Ghost öldürürse eğer... Aman tanrım. Bombadan aman iyi tanrım. Bir performans gördük yani. Ciddi anlamda çok İngilizce konuşmuşsun sen. Benim takımı şu an... Abi şöyle bir durum var. RN gerçekten aslına bakarsanız o bayrağı yükseltmeyi başardı. Ya daha doğrusu yani patlısı orada iş yaptı. Korener iyi iş yaptı. Goldor'un ciddi anlamda sayı üstünlüğü vardı ama hani bayrağı çok boş bıraktılar sanırım. Bayrağı boş bırakmaktan ziyade bayrak savaşını iyi yönetemediler. Orada Korener'in daha... iyi bir iş yaptığını gördük. Fark ettiniz mi? Korener'i durduramadılar şekilde, anlamında söyledim. Gerçekten. Koltuk attı koltuk ve kargo ve, uçuyor. Evet evet kargo uçuyor orada hani piyade savaşında eşitlemeyi başarabildi. Kolonel orada aslında eli aldıran bence Kolonel'di yani direkt bayrakla kritik bir iş yaptı. Bu arada skor. Şu anda resmi olarak artık şampiyonumuz evet, Rene. Evet şampiyonumuz Rene çok mutlu olmuş durumda. 13. Çünkü ona bile bir maçı getiren skoru ele getirdiler. Elde ettiler kesin. İki takım da oynamayı tercih ediyor. Orada Toy'dan güzel bir Toy hesap. Toy yine erken bir hesap geldi. Okçularına olur, karşı. Biraz okçu düellosu var sanki böyle bir hava hissediyorum. Tabii ölen ki okçu muydu? Bu... Takip etmedim ama. Nasıl diyeyim? Hani bu okçularını ciddi anlamda dediğim gibi iki tarafın da okçuları çok başarılılar. Ve bu okçularını birazcık daha ilk haritada daha iyi kullanabilselerdi. Maç bu noktaya gelmeyebilirdi açıkçası. Ama birazcık da şunun etkisi var. Bu harita birazcık daha karışık yani. Biraz da açığa dönük bir harita. Bu harita Golden Horde'un seçimini yaptı bir harita. Hani niye oldukları bir harita? Ama hani niye olduklarını zaten anlamak yok. Kayıp. Onlar için çok kötü oldu açıkçası. Demek ki birazcık daha kapalı haritada okçularına iş yaptırmaya yönelik bir düşünceye sahip olsalar da bence gayet etkili bir el yaşayabilirlerdi. Yani skor şimdiden 10'a 1 olmazdı belki ama tabii kısmet. Heyecanlar falan. Şu ana kadar gerçek heyecanları geçmiş olmaları lazım. Evet hani şu an resmi olarak şampiyonumuz belli. Hani iki takım da oynamaya devam ediyor. Orada Lucian'ın atın düşünü görüyoruz ve Lucian ölüyor. Lucian yine erken bir öldürme çıkarmaya çalıştı ama bu sefer Rene fark etti bunu. Ve Sir Arthur Max'a botlanmış atıyor. Oo Black Titan güzel gördük. Takımını dağıtan GH birazcık cezalandırıldı. Aslına bakarsanız. Orada Avatar'ın iyi bir iş yaptığını görüyoruz. Tek başına abi tüm evet. Şeyleri çıkaracak. O da sıra açıdan bir şey daha. Hepsini hükmetecek bir Avatar. Rene birazcık daha özgüvenle oynamaya başladı tekrar. Şampiyonluğu garantileyince. Black Tide çok iyi yakaladı. Altlıların eli oldu bu ya. Tam anlamıyla. Açıkçası burada hani Ren'in altlarının birazcık daha fazla iş yaptığını görüyoruz. Oral için erken düşmesi takımına birazcık da olsa dezavantaj getirecek. Ya aslına bakarsanız Lucian'ın orada yine de onu da amaçladı şey erkenden bir öldürme yapmak. Ancak... Ama hani bunu riske alırken hani takımını da düşünmek de çok hani bu önemli bir nokta. Evet ben bu riski alıyorum ama takımım ben eğer ölürsem ne kadar geriye düşecek? Yani bunu iyi değerlendirmek lazım. Birazcık daha bu karzalar analizi mi desek? Çünkü ciddi anlamda şöyle bir şey var. Siz iyi bir takımsınız ve karşınızda oynadığınız takım da ciddi anlamda iyi bir takım. İkiniz de neredeyse birbirinize potansiyel olarak eşit sayılabilecek bir takımlarsınız. Hani bir kişinin bile dediğim gibi çok fark yaratabileceği bir durumdan söz ediyoruz ya. Bir kişinin kaybı yani hata affetmezler yani. Hani, hani iki yani, takım da ciddi yani. Anlamda hani, dediğim gibi cezalandırıyorlar birbirlerini yaptıkları hatalardan dolayı. Ya aslında olay nasıl desem bir kişi eksik olarak bakılmıyor ama kişi başına düşen iş 2-3 kat daha fazla artıyor. Tabii canım yani, hani kişi başı bir kill almak zorundayken artık bir killden fazla almak zorundasınız. Ve hani
Hayır, şöyle bir şey zaten var. Zaten takıma da eksik yedin. Ayrı bir konu. Önce eşitliği yakalayıp ondan sonra öne geçmeniz gerekiyor. Yani o eşitliği yakalamak eminim biraz bir devantaj, dezavantaj sizin için. Her oyuncunun çünkü önemli bir değeri var takımda. Yani yapması gereken görevler var. Şimdi bu Rene'nin seçtiği harita. Aynı şekilde tekrar Sivari tarafından. Rene'nin yanındaki tarla. Nehrin yanındaki tarla gerçekten açık bir harita. Bizim için daha rahat olacak. Şey olmasın. Yer belirtmesi. Mahmut, aramızda atlı olan sensin. Şu anda atların saltanatı var şu anda yine birazcık. Atlı ve okçuların aslına bakarsanız. Biraz yani Castellum haritasında yani cidden hem açık harita, hani çok açık olmasa da atlıların rahat iş yapabileceği ve servis yapabileceği bir harita olduğu için hani RNA atlıları hani mesela GH takımının yaptığı biraz önceki eldeki rantta açılma taktiği yani ayırma taktiği pardon. Ayırma taktiği yaptıkları anda hani atlılar affetmiyor. Hani gördükleri anda direkt dalış yapıyorlar. Dalış yaptıkları anda Black Tide gibi bir koltuk, bir kargo vuruşuyla direkt çıkartabiliyorlar. Hani bunları gözlemlemek çok önemli. Mesela Lucian'da biraz önce ondan önceki elde hani Rene Rene okçularından da evet okçularından birini aldı aynı şekilde. Hani hızlı kill oldu. Hani bu da tabii GH takımına avantaj sağladı ama peki erken killerin dışında yani erken killeri alıyorlar ve bu tabii ki de avantaj sağlıyor alan için. Evet. Peki bayrak savaşında mesela Kolonel çok rahat bir şekilde rahat olmayan pardon çok kritik bir şekilde hani iki tane adam öldürerek bayrağı üstünlüğü sağladı ve bayrağı çekerek kazandılar. Yani bu mesela GH takımının bunun yapamamasının sebebi neydi? Çünkü aynı şekilde atları vardı o et içinde ve hani hem soldaki okçuya basarken piyadelerine yardım etmedi o atla hem de bayrak savaşında da çok etkili olmadı. Yani bunun sebebi neydi? Hani merak bu, ettim yani. Bunun sebebi hani orada piyadenin bir anlık boşluğudur. Hani bu da dediğimiz gibi biraz önce hata affetmezler yani. Hani gördüğü anda direkt gider. Hani piyade orada bir anda bir boşluk oldu. Görmedi oraya elde. Diğer tarafa döndü. Diğer piyadeye döndü. Atlısı çünkü meta vardı orada büyük ihtimalle. Meta rakibe çarptı. Hani servis yapacaklardı. Öteki piyade de bir an çarpınca ona döndü. Hani ona döndüğü anda hani Klonel'de hiç kaçı hani boşluğu kaçırmayıp direkt aldı ve koltukla aldı. İkinci dönüşünde de kargo vuruşu. Hani o şekilde de zaten hani takıma bir hani bir el daha kazandırmış oldular. Hani dediğim gibi atlı durumunda hani izlerler. O şekilde hani bir boşluk gördükleri anda yapıştırırlar. Zaten hani RN takımın atları hep deniyordu. Birinde Black Tide denemişti. İkincisinde Kronel denedi ve başarıyı elde etti abi. Yalnız piyadeler aslına bakıyorum. Şimdi birazcık daha dediğim gibi hani atlıların şey yapması hata affetmezlikten. Piyadelerin hatalarına bakalım. Piyadelerin seviyelerine bakıyorum. Emir gerçekten hani mızrak konusunda ve olanı izleme konusunda hani gördüğüm başarılı piyadelerden hani beraber aynı takımda da oynadım. Lafını bölüyorum ama hani ben birazcık da hani bu Castellum haritasında Golden Ordu'nun hani piyadelerinin atları daha da çok cezalandırdığını fark ettim. Yani o ilk haritaya oranla hani şeyleri görmedik pek. Arkadan bir koltuk yemeleri ne bileyim. Hani o rehne atların arkadan yaklaşıp piyade düşürmesini görmedik. Hani bu açıdan birazcık daha başarılı oynadılar diye düşünüyorum. Özellikle mızraklı piyadeler konusunda. Çünkü ciddi anlamda hani şu sıra okçuların ve atların ciddi anlamda bir oyuna saltanatı mı desek var yani. Yani farkı yaratan açıkçası piyadelerden çok okçular ve atlılar oluyor.
Sizin atmaları mobslara ne kadar iyi konum aradığınız ve kullandığınıza bağlı oluyorlar. Yalnız şu anda oyunun başında Al Capone var. Söylenene göre Al Capone maçtan çıkmış. Ne bilmiyorum. Ben gördüm ama hani açıkçası kilit oyuncularından biri de aslına bakarsanız gelin. Evet evet, kilit oyuncularından biri sayılabilir. İyi bir piyade kendisi. Neden çıktığına dair bir şu an bir fikrim yok açıkçası. Senin bir fikrimiz var mı? Açıkçası yok. Benim de aynı şekil. Sadece hani yok. Bana çıktığına dair bir şey geldi Steam'den. Bu Golden Hope takımı için biraz sıkıntı açıkçası. Çok ciddi anlamda hani Cake'le... Açıkçası yapmamız gerekiyor. Aynen. Çünkü Golden Hope tarafında hani piyade bakımında iyi sayılabilecek oyunculardan biri kendisi. Yani şahsen onun hani sorumluluk açısından üstüne daha çok yüklenmesi gerekiyordu piyadeden. Belki de eksikliklerden biri de buydu. Kore maç başladı. Açıkçası. Evet, şu anda kompozisyonlar ne? Kaç okçu, kaç piyade? Şu an ona bakmaya çalışıyorum. Şu anda RN'de... okçu ya. Gördüm sana, yansıtırmıyorsam. Evet, iki okçu. Biri harabelerde, biri de taş köprüde. İki piyade ve geri kalanları altta, 4 altta 10'luk tur oynuyorlar. Richter Brother piyade şu anda görebildiğim RN'de. Şu anda evet, iki piyade, harabeye bir baskı yapıyorlar. Deninin atları bir anda harabeye yoğunlaşsınlar. Toy çok büyük bir bayrak uzak tutmaya çalışıyor. Ediyoruz. Size atlar arasındaki ufak bir kargı bir öldürse dönüyor sanki. F-16 savaşları gibi it dalaşı. Dogfight. Dogfight, aynen. Toy'un orada sıkıştığını görüyoruz. Sıkıştığını kendisi görüyor, bekliyor. Baka mı girdi tamamlayalım? Evet, şu anda aslına bakarsanız oradaki... Faydan. Evet. Güzel bir kit. Gördüğü anda. Dediğiniz gibi hani olay birazcık da pozisyon alabilmekte kalıyor. Sesi. O atlılardan kaçabilmek, ne bileyim. Atların ulaşamayacağı yerde durabilmek. Ama hani bu Reyna Spike yedikini alırdı. Ve double kill yaptı. Arkadan. Yani güzel bir double kill. Sonra Arthur'dan güzel bir şey gördük. Bayraktaki piyadeleri esiyorlar. Orada Richard düşüyor. Benim piyadesi kalmadı şu an. Ve Spy attı indi. Aynı şekilde Pendragon attı indi. Bayraktalar. Ve orada da güzel kötü bir tane. Pendragon. Kim kim gördük. Emir'in düşmesi çok şu an bayrakta oldu. Hiç kimse oldu. Bayrakta şu anda Mete. Mete indi bayrakta. Mete indi bayrakta. Orada ve 28 saniye görüyoruz. Dayanması gerekiyor. Ben de evet piyadeye dönüp. Reyne bütün yayalarını bayrağa doğru sürdü. Şu an bayrağa yapabileceği hiçbir şey kalmadı. Evet. O Mete'nin suçu değil. Her şey at çarpmasıyla başladı. Çok şanssızlık yani. Dayanabilirdi ben. Ama Reyne'nin kurduğu baskı gerçekten de inanılmaz atlılarıyla. Evet şu anda... birazcık da Golden Horde'un okçularının erken düşmesi çok... Biraz yani bayağı bir büyük bir kayıp oldu açıkçası Golden Horde. Golden Horde'da 4 atlı var, RN'de 5 atlı var şu an anladığım kadarıyla. Orası Spy'den çok güzel bir iş gördük. Önce Toy'u aldı, oradan Ghost'u. Arkasından gidip Ghost'u aldı ve hani bildiğin... Temizlik yaptı yani orada. Kas kuvveti... Hayır, kırdı yani, o kas kuvvetini bıraksız kesti yani. Arkadan verdi. Elini ayağını kesip yani gerisini kendi takım arkadaşlarına bıraktı, başarılıydı. Bu kadar ağır baskı kurmasını zaten hani Renan'ın kendi seçtiği haritadan bekliyordum. GH de diğer haritalara nazaran zaten kendi seçtiği haritada biraz daha üstün kaldı. Tabii daha bir önceki haritalarda kurduğu baskıya dayanarak bunu söylüyorum. Yoksa RN tüm haritalarda şu anda baskın taraf, baskı kurma konusunda. Genel çerçeveye bakıldığında. Avantaj yine RN tarafında. Bayrak onların kendi base yer alanlarına çıktı. Biraz anda kitlek dediğimiz o şanssız bayraklar. Golden Horde için büyük bir sıkıntı. Golden Horde'a nasıl bir taktik izleyeceğimi merak ettim.
an bayrakta 2 adet yer birliği var. Bitter Brother şu anda elinde Bendetto olarak yalnız kaldığını görüyoruz. Bendetto aslına bakarsanız bence birazcık av rolünü oynuyor gibi geldi bana. Yani daha dikkati kendine çekmeye çalışıyormuş gibi hali var. Çünkü arbaleti falan bırakıp gayet ormana gidebilirdi. Yapmadı bunu. Birazcık atların dikkatini çekmeye çalışıyor. Atlar daha çok yoğunlukla dogfight'a giriyorlar şu an. Yalnız atların dikkatini çekmeye çalışıyor ki Ayberler gitmesin diye. Bu gayet iyi bir taktik yani. Hoşuma gitti. Ulan bu gayet ciddi anlamda tabii iyi vuruşlar yapıyor. Sol noktası. Sonunda Bendetto düşüyor. Brother düşüyor bayraktan. Ben de güzel bir topladık. Evet, bayrak kontrolünü GH aldı şu anda. Melanipe ve Emir iki tane piyade bekliyor. Parantezden Nobel'den güzel bir atış. Ve gerçekten de GH bu sefer üstün kaldı. Yine aynı şekilde kas kuvveti gidince Rene'yi... Cristiano'nun oradan iyi gördüğünüz gibi bu sefer Golden Ord'un okçularının güzel iş çıkarması takımlarına yardımcı oldu. Tamamıyla Golden Ord'un iş çıkarması ve Rene atlarının çabuk davranamamasından kaynaklı. Birazcık da açıkçası hani... Rene tarafının maçı kazandıkları için biraz daha rahat olduklarını düşünüyorum. Birazcık daha öyle geldiler. Yani o Bendetto falan tek başına şey yaptı. Ama yine rahat olmalarına karşı yine de tam olarak salmış değiller bana kalırsa. Sadece işi düşündükleri taktik işlerine yaramadı ve GH buraya iyi cevap verdi. Gerçekten de GH'nin okçularını tebrik etmek lazım. Özellikle Toy'u iş çıkardı. Şu anda GH'nin taş köprü tarafından tepeye doğru çıkmaya çalıştığını görüyorum. Kale kapısına doğru bir çıkartma yapıyorlar şu an. Onun köyünün orada yalnız başına sol tarafta durduğunu görüyoruz. GH atlarından biri bunu fark etti. Metin'in affetmedi. Orada. Metin'den çok güzel bir koltuk. Dediğimiz gibi her iki tarafın da aslında affetmeme gibi bir özelliği var yani. Bir taraf bunu daha iyi kullandığı zaman zaten fark ortaya çıkıyor. Ve bayrak avantajı GH'de şu an. Reyne'yi bu sefer karşılamak istiyorlar bayrağı geçmeden. O da atılan Nobel'in Toy'un üzerine düştüler. Toy'un şu anda elinde zaten şey var, dayanabilir ancak atların iyi koruması lazım. Orada Toy'u aradan çıkarmak istiyor Reyne takımı. Piyadesini kesinlikle öyle başarıyor. Başarıyor. Bunu başarıyor. Gösterir ve 2 kaybetti. Orada Ghost'tan güzel bir atış. Ancak bir okçu uğruna kaç güne söndü yani orada. Golden Ord'un atları birazcık daha iyi iş yaptı diyebiliriz. Golden Ord'un atları daha çok süvarilere odaklandı ve bu sefer evet. Odayı kolay eritti. Aslına bakarsan süvarilere. Süvarilere güzel bir ikili gördük orada. Şimdi de geri kaçmaya çalışıyorlar ama Lucian cezalandırıyor ve parantez cezalandırıyor. Golden Ord'un atlıları yine iyi iş yaptı. Evet, şu an Golden Ord bayraktan bayrağı da çekmekte bulunuyorlar. Kullandığı kazanmış. Belki de yanlış stratejiydi çünkü bu sefer hani söyledik ya Rene genellikle okçusunu korumak için bir anda oraya odaklanıyor. Bu sefer GH de aynı şeyi yaptı. Ve daha üstün girdi doğru tarafa aslına bakarsanız. Her ne kadar hani Toy ölmüş olsa da hani başarılı bir şekilde uzun süre dayandığı için Golden Ord atlıları kolayca iki çıkardı aradan. Takımı daha rahat erittiler yani. Ve 2-1 Golden Ord üstünlüğü bu haritada.
Aslına bakarsanız atlısı daha üstün tarafa geçti şimdi Golden Ox. Farkın birazcık daha açılır, yani kapanabileceği görüşündeyim ben, ne diyorsunuz? En azından Golden Ox yenilse bile, yenilmesi garanti olsa bile artık şu saatten sonra. Bunu iyi bir skorla yapmak istiyor gibi duruyor. Yani maçı şu ana kadar bırakmamaları zaten bunun göstergesi. Oynanacak Samu spawn sanırım bot için. İki takımı da ciddi anlamda tebrik etmek lazım. Turnuva boyunca çok güzel oyunlar ortaya koydular. Ve işte size hani Golden Order'dan çok beklenmedik başarılar ortaya koydular. Ve hani ikincilik derecesine hak edebildiler. Ve hani bu ciddi anlamda birinci olmasanız bile ikincilik de cidden güzel bir başarı açıkçası Golden Ox takımı adına diye düşünüyorum. Kaldı ki çıktığı grupta yani zor. Evet hani grupta yani. Grupta da grupta zor bir gruptu. Mesela de Türk falan yanlış hatırlamıyorsam olması lazım. Ki turnuvanın iyileri arasında gösteren takımlar bunlar. Öteki yanlar RN ise sonuna kadar şampiyonluğu hak eden bir takım oldu. Hem STF'yi evet. Yendiler. Hem takım olarak gerçekten de çok uyumlu olduklarını kanıtladılar tekrar ve tekrar. Birazcık daha tecrübe mi desek buna? Birazcık daha tecrübeyle alakalı bir durum. Takım çok olarak oynama tecrübesi. Evet evet. Tam olarak o. Çünkü bu takımın gördüğünde... Paslaşma muhabbeti birazcık daha. Kesinlikle birbirlerini tanımak aslında bakarsan. Yani birbirlerini tanıyorlar. Bundan dolayı zaten bunun artılarını bu maçta gayet net gördük. Bu arada Gladiator da oyundan çıktı. GH tarafından. Yani maçın kesinleştiği birazcık daha belli. GH tarafından da sanırım bir rahatlama oldu artık. İşte hani, maçı devam ettirmeyi tercih etme. Bu güzel bir şey işte. Olması gerektiği gibi abi. Olması aynen. Gereken bu yani. İlk tarafında birbirine saygı duyması lazım ve... Bu arada chat kısmına yazılan şeyleri okudunuz mu Twitch'ten? Hayır, okuma şansını elde etmedim. Biraz belaltı esprilerle gitmiştik arkadaş. Hiç dikkatimi çekmedim. Heyecandan Twitch açmayı unutmuşum açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Ve bu maç ben nedense acayip heyecanlandım ve hani oynamasam bile izlemek bile bana bir heyecan verdi. Hani oynayıcıların açıkçası oyuncuların neler hissettiğini hayal etmek birazcık daha şey. Final maçındasınız. Sunmak beni hani birazcık heyecanlandırdı. Hani düşüncesi bile çok şey. Final maçındasınız. Yaptığınız her hareketin önemli. Ölmemelisiniz. Her tarafa bakmanız lazım. Maçı kaybedersiniz. Turnuvayı yani birinciliği kaybedeceksiniz. Çünkü iki takım da birinciliğe oynuyorlar. Ayrıca canlı yayınlanıyor yani. Evet, ben... canlı yayınlanıyor. İnsanlar sizin ne yaptığınızı yani, görüyor. Burada biz burada hani bok yeteden atıyoruz. Gütük streamler ne yaptığınızı söylüyor. Değil mi? Kimin öldüğünü, yani... nasıl öldüğünü. Şöyle bir şey var yani. Ya biz burada rahatız böyle. Kafamıza göre eleştiriyoruz ama oradaki adam bunu gördükten sonra yani. Düşünsene o heyecanı ya böyle diyorlarsa falan. Hani ben olsam zaten mükemmel bir heyecan var yani. Bunu anlamak lazım zaten. Yani birçok kişinin yaptığı hatanın bundan kaynaklandığını düşünüyorum ben. Ben de oyuncuyum. Hani sürekli maçlara gelip çıkıyoruz hepimiz burada. Aynı şekilde. Yani... Bakın bu dönem ama takımlar birazcık daha Golden Ord'un küçük ormanda yerleştiğini görüyoruz. Aynı şekilde Reyna takımında büyük ormanı gittiğini görüyoruz. Bayrakar iki takımında... Golden Ord orada Toyi'yi sıralı oraya döndürmek istiyorlar bayrak için. Yalnız tepede Nysa var Reyna tarafında. Büyük ihtimal...
Oradan bir dönüş sağlayacaklarını. Turukos onu fark etmezse sıkıntı yaşayacak ofçu tarafından. Gerçi birbirlerini görmüyorlar şu anda, birbirlerine karşı bir görüşleri yok. Bayrak tarafına herhangi bir piyade de yetişemedi daha. Büyükten son saniyelere doğru yetiştim sana. Lane'e takımın geri çekildiğini görüyoruz. GH'nin bir tane piyadesi atı düştü. Yurt'un attan düştü. Ve bir RN tarafından bir kişinin atı da inanılmaz derecede yaralandı. Hem atı hem kendisi. Evet, Relax'ın atı ve kendisi şu anda bayağı düşük canlı olması lazım. Aynı şekilde Golden Out takımında. RN takımında Toy'a doğru gelen görüyoruz. Bir... Toy'a doğru bir baskı var. Mete'nin oldu. Güzel bir tutar. Ve bomba orada düşüyor. Mete alıyor. Toy yine öyle alıyor 3 kişiyi. Şu an Golden Out'un piyade avantajı var. Bayrakta. Ve servis. Ekran. Ekelon. Aa, bak değerlendiremedi. Olu bu Queen'i aradan çıkarıyor ve parantez. O Emir düştü. Çok güzel. Relax'ı düşürüyor, Nike'sa bir şekilde düşürüyor. Bu sefer Golden Ordu'nun piyadeleri bayrakta gerçekten iyi çıkardı. Ordu Nogay'ın baskıya rağmen yaşadığını görüyoruz. Kimin? Fark ettiniz mi? Nogay'ın orada baskıya evet. rağmen yaşadığını. Yaşadı evet. Hayatta kaldığını. Başarılı yani. Görüyoruz. Skor'a bir atlı ve bir piyade ona bastı ve ciddi bir şey yaşandı. Tam aynı baskı mesela var ama o ölüyor. Yapacak bir şey yok yani saatten sonra sürdü. Ve kayıp vermeden Golden Out round'ı kazanıyor. Sanırım son el. Pardon, son el diyorum. Son el tanıyım. Pendragon'un oyunda olmadığını dikkatimizdeki. Fark ettiniz mi? Bilmiyorum. Evet, artık şu saatten sonra her iki takım da rahat davranıyor. Evet. Oyuncuları çıkmaya başladı ve hani daha çok hani belki de final maçını final evet. maçını belki de bitirmek için duruyorlar sadece bu gibi bir izlenim var burada. Zaten galibiyet şu anda garanti. Ciddi anlamda güzel bir başarısı var. Golden Out takımı Warband Yaz Ligi'nin ikinciliğine ulaşabilirler açıkçası. Bizimle dönmüyor, affedersiniz. Ve Golden Ordu dediğim gibi yani büyük şekilde geldim buraya. Yani şaşırdım. Yani yaptıkları, yani ortaya koydukları oyunu da çok güzeldi. Yaptıkları başarılar da çok güzeldi ve ikinciliği hak ettiler. İkincilik de azımsanmayacak bir başarı. Çünkü turnuvaya burada... Şahsen... Rene de beni şaşırttı aslında bakarsanız. Tamam, favorisiydi turnuvada. Favorilerinden biriydi daha doğrusu. Ama favorinin bir bu turnuvanın bir diğer favorisi STF'yi de gayet başarılı bir skorla yendiler. Ve finale o şekilde çıktılar. Şu Rene'den büyük bir baskı geldi. Kürşat kalkamıyor orada. Evet, Ghost 2-2 yaptı. Ghost da okey yaptı. Gerçekten de başarılı. Orada Mete'den için görüyoruz. Bomba düşüyor. Evet, Kolonel'in atı düştü. Emir'in hayatta kalması böyle. Emir hayatta kalıyor. Ve... Burada Ghost düşüyor. GH'nin... kas gücü... 2-2 geliyor. GH'nin kas gücünün az yani artık kas gücüne çok ihtiyacı kaldı mı? Ama Ren'in atları bir bir düşürmeye başladı fark ettim. İşler biraz kötü gidiyor derken Lütfen güzel bir koltuk aldık. Lütfen yine çevirdi. Lütfen gerçekten bu maçta büyük iyi performanslar sergiledi aslına bakarsanız. Avantajları iyi kullandı. Risk alıyor ama avantajları da bazen hani gördüğü zaman kaçırmıyor. Bu önemli bir şey bir atlı için. Ve atı düşürdü bu sefer. Skeci otlamanın atı düşürüldü. Nikes nasıl düştü orada Kronin düşüyor ara. Gayet başarılı bir performans sergiledi bence bu maçta. Takımın maçın gerçekten kayda değer oyuncularından biri. Bu GH'nin bir kazandığı 5. el. Geçeceğiz iki takımın birazcık daha rahat nasıl diyeyim. Ne o bastığı üzerinden kalktığı için rahat oldular. Yavaş ufukta da maçın skoru gözükmüş oluyor açıkçası. Son round şu an o zaman.
takımı yine aynı taktik yapıyor. Küçük orman ve hani kale tarafını tutuyorlar. Bir tane de arkada yalnız ağaçta. Parantez mi? Şu anda durum 12-5. Rene hem haraveleri tutmak istiyor hem de nehir yatağını elinde bulundurmak istiyor ama bayrak kontrolü öyle oynadıkları için bayrak çıktığında çok uzaklarında kalmak istemiyorlar. Dediğim gibi oyunun başından beri bayraklara doğru oynadılar, fark ettiyseniz bayrak kontrolüne doğru. Fırsat gördüklerinde bastırdılar. GH erken davranıyor her seferinde bu. Şu açık haritada GH gerçekten de atlarını iyi kullandı. Aynı zamanda harbiyle işlemeliler. Ve paranteze basacak gibiler. Rene. Parantezin yanında Mesa var şu anda. Onu koruyan. Emin'in bastıklarına atlıları oraya doğru müdahale edecek. Zaten şu anda basma riskini alır mı Rene sanmıyorum. Çünkü eksik oyuncuları var. Bayrağı birazcık daha canlı çıkmak isteyecekler. Bu sıra çok daha güzel bir Golden takımı şu an bayrağı çekiyor. Şu an bir kargo vuruşu yedi. Atından düştü Mete. O da Prantiz'in hayatta kalmaya çalıştığını görüyoruz. Beyne suvarlarına rağmen güveniyor. Başarılı bir şekilde hayatta kalıyor. Bayağı. Yüzü çalımlarıyla. Kalkanı kırıldı. Ve oyalamaya başarıyor atları. Ciddi anlamda atlıyı oyaladı yani. Savuşturmayı başardı ve... Ve 3-0 haritayı... Gerçi başarılı bir savuşturmaydı o. Evet. Kendi başına 3 tane atlıya karşı dayandı. An itibariyle maç bitmiş gözüküyor. Şimdi ben her iki takımı da canı gönülden ben tebrik etmek istiyorum. 12-6 daha, son skor. Evet, iki takımı da tebrik etmek istiyorum. Çok güzel oyunu ortaya koydular. Turnuva boyunca çok güzel işler çıkardılar. Bu maçın sonucunda da RN takımı birinciliği, Goldenor takımı da ikinciliği kazanıyor. Üçüncülük maçı yarın oynanacak. Evet, STP ile Kongurus'a.